Esselamu aleyküm. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dostlar, yeni bir seriye başlıyoruz. Total War: Three Kingdoms oynayacağız. Hangi Cenk Bey ile oynayacağız derseniz, hangi Cenk Bey'i? Sun Jian olacak. Sun Jian. Kendisinin özellikleri bana benziyor çünkü. Sun Jian'ın özellikleri bana benziyor. Sadık, kızgın, cesur. Bu üçü de bende var. Bu üç özellik de bende, üç vasıf da bende var. Gerçek hayatta da bende var. Sadık özelliği bende var. Kızgın özelliği bende var. Cesur özelliği bende var. Bu bana benzediği için bununla oynayacağım ben. Başlangıç durumu normal diyor. Şimdi Çin, hedefimiz Çin'i milattan sonra 190 yılındayız. İşte olaylar var, işte Çin bölünmüş, işte Han İmparatorluğu yıkılıyor, bölünüyor falan. Tekrardan herkes Çin halkını huzura kavuşturmaya, adaleti sağlamaya çalışıyor. Dongzhuo adında bir biri var. İmparatoru esir alıyor falan. Şimdi Sun Jian'ın özelliklerine baktığımız zaman, karakter arka planına baktığımız zaman, Sun Jian fırsatları asla geri çevirmemiştir. Tüm sadakatine rağmen İmparatorluk Sarayı'nın düşüşü muhteşem fırsatlar sunmaktadır. Sun Jian gençliğinde tüccar olarak yetiştirilmesinin bulanıklığından çıkmış, babasının yaptığı şeylerden, fırsatların asla oturup beklenmemesi ve ele geçtiğinde değerlendirilmesi gerektiğini öğrenmiştir. O günden beridir hep hücumların başında olmuş ve öncü general lakabını almıştır. Jian Dong, kaplanı ileri atılmaya sevk eden şey budur. Kükremeleri önündeki engelleri def etsin. Oh! Woo! Hadi bakalım. Heh! Koruyucu, gördüğünüz gibi düşman generalini kilitlemede ya da bir darbe geçti uzun süre tutmada mükemmeldir. En iyisi sırıklı kılıç piyadesi ve yakın piyade maliyetiyle kullanmasıdır. Woo! %15 sefer hak etmenzili terk edilmiş yerleşim yerlerinde düzen sağlama maliyeti yarıya düştü. Paralı asker maliyetinin %25 yetiştirme bakımına maliyeti. Yuh! Seçenekler. Efsanevi, efsanevi de oynayacağız. Kıymetli dostlar, bize kolay oynamak yakışmaz. Ebedi karakterler kilidini açacağız. Kepet. Ve oyunumuz başlasın. Jian Dong kaplanı önemli bir karakter. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükür. Bu oyunu yaratan Allah'a hamdolsun. Embers rise, stark against the night. The tyrant Dongzhuo wields the flames of destruction. Luo Yang burns. Chaos ignites. Neden alt yazıyor? As the power of the eunuchs is crushed. What? In the pyre, the hand Watting that war dengue, you are the bear for canning. Endures in those brave enough to resist. Neden alt yazıyor? Look at Danning. Look at Danning. Bravery is strength. Let tyrants fear the tiger. Look at Danning, a bolt. China is in turmoil. Çin kargaşa içinde. Sayısız yıllar öncesine uzanan büyük Han hanedanı yozlaşma ile yok olup gidiyor. Binlerce güçlü sarı sırıklar sancaklarını isyana kaldırıyor ve diğerdeki komandıkları ele geçiriyorlar. Karşılığında imparatora sadık olan generaller ayaklandı ve isyan sonlandırıldı. Bak şu an ne olduğunu anlatıyor. Buraları iyi anlarsanız oyun zevk alırsınız. Zafere rağmen kaos sadece büyüdü. İmparatorun tam kalbinde olan yozlaşma ile sadık generaller İmparatorluk Sarayı'na hücum ettiler ve 10 hadımı Çin'in sorun kaynaklarını öldürdüler bir çılgınlığı ile. Cenk Bey Dongzhuo imparatora el koydu. Büyük savaşı Liu Bu'nun desteğiyle kimse ona karşı çıkamadı. In the madness, the warlord Dongzhuo seized the emperor. With the great warrior Liu Bu at his side, none dared oppose him.
Dong Zhuo'nun ihanetine karşılık Han'ı kurtarmak için karizmatik Yuan Shao liderliğinde bazıların cekmeliyle koalisyon değerlendirdiği bir muhalefet yükseldi. Birleşmiş muhalefetle karşılaşan Dong Zhuo, Chang'ın kalesine batıya doğru kaçtı. Kaçarken eski başkan Liu Yongke'yi yerle bir etti. Dong Zhuo retreated west to his stronghold of Chang'an, razing the old capital Luoyang to the ground as he fled. It is now the year 190. Şu an yıl milattan sonra 190 ve koalisyon neredeyse çöktü. Her tarafta cenk birileri kaostan kendi talihlerini yaratmak için fırsat kolluyor. Sarı sarıklar geriye kalan hala toprakları gizlice izliyor ve sarı cennet açanı arıyorlar. Paralı askerler ise rüzgarın kaderinde değişimin farkındalar ve kendi başlarına yola çıkıyorlar. Dengeler değişir ve Çin'in durumu belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Ateş yükseliyor lordum. Liu Yang parçalanıyor. Dong Zhuo, I vow you will see justice by my hand. He has moved west with the young emperor in his charge. He will leverage all the remaining Han power against us. Let him try. Bırakın denesin. I have never shied away from a fight. Asla kavgadan kaçınmam. Such zeal is admirable, my lord, but may I caution patience if we are to have victory. Perhaps Yan Shu can be relied upon to aid us. He has qualms with his brother, but I will take any noble friend in these dire times. As Master Sun says, the expert must seek his victory. I cannot throw away my shot. The tiger of Jiandong must howl once more, my lord, so that all of China may hear the call. Evet, oyunumuzu başlıyoruz kıymetli dostlar. Gücünü kanıtla. Avantaj çıktı. Lord San Jian, evinizden çok uzaktasınız. Güneye dönme vakti geldi. Koalisyon sona erdi ve Tiran'ın gazabı yakında hissedilecek. Yaklaşmaktan fırtına yalnızca güneyde güçlü bir konumda olan olarak göğüs gelebilirsiniz. Sonrasında nüfusunuzu arttırırsanız. Dikkatli olmalısınız. Liu Bo yaşlanmasına rağmen kurnazdır. Ona güven olmaz. Yuan Shuo ise hırslı bir ancak faydalı olabilir. Hedefinize ulaşırken kimsenin size engel olmasına izin vermeyin. Look at drowning. Mouse'un bozuk. Bak iki kere bastı gördün mü? Mouse bozuk çünkü. Ülke boyunca giderlerken bir şey sizi eski bir kuyuya doğru çekiyor. Kenardan eğilip bakıyor ve dipte soluk bir ışıltı görüyorsunuz. Halatı yukarı çektiğinizde karanlıktan tanıdık bir biçim yükseliyor. Bu güzel bir yeşil mühürü, bu imparatorun mühürü. Bir şeyi kaçırdık orada. Bak yine masum bozuk bak. Bak görüyor musun? Çift tıklıyor. Koalisyonun genel zayıfladığı sırada Tiran'a karşı büyük zafer kazandınız. Hepsi bitti ama kaderinize daha yeni başlamak gidiyor. Aslında çok uzun bir yol. Bunları siz okuyun arkadaşlar. Ben okumayayım. Şimdi Han saldırıya geçti. Han'a gönderdi, Han birliklerini gönderdi bana Dong Zhuo. Dong Zhuo çünkü Han imparatorluğunu ele geçirdi. Birlikleri gönderdi bana şimdi, onlarla kapışmamız gerekiyor. Deliver justice. 641 kişi var düşmanda, bizde 1042 kişi var. Haritaya bakabiliyor muyuz? Açık bir alan, Er Meydanı. Er Meydanı'nda kapışmaya hazırız. Bilge General, kaderin efendisidir. Ulusun sulhunu ya da sorunu ellerinde tutar bu savaşçıları. Biz de Çin'in kaderini kendi ellerimizde tutuyoruz. Yolumuzu çizme. San Jian. Bu adamın adı San Jian. Bu
Güzel. Şimdi bak mouse bozuk. Mouse bozuk, mouse. Bak mouse bozuk, görüyor musun? Şöyle toparlayalım şunları. Şöyle yapalım. Başla diyelim. Hemen ilerleyelim. Hızlı tempoda ilerlesin oğlumuz. Sancıyan burada bakın. Sanjiana'nın ordusu diğer Cengmeylerin ordusuna kıyasla daha güçlü diye düşünüyorum. Sanjiana çünkü daha savaşçı. Ne oluyor ya? Mouse. This is the end for you. Talk all you want. You are still going to die. Er meydanı. Time for this fast to end. I was going to let you live until now. Buna ben diyaloğa gir diye bir şey söylemedim ben sana aslında. Eğer düşmanınız güçlüyse o zaman diyaloğa girmek lazım. Düşman güçsüzse diyaloğa girmek mantıklı değil ki. Güçlü düşmana karşı diyaloğa girilir. To rest, I do understand. Is that your best? Come on, try harder. Hadi ama biraz daha uğraş diyor. Yarı yarıya güçleri, kimin yeneceği belli değil hala. Sun Jian da gelsin buraya doğru. Çekmişsin. Çok güzel, çok güzel. Savaş sanatı. Savaş sanatı. Maşallah, maşallah. Gel bakalım. Yardım edebilecek misin? Müdahale et bakalım size. Müdahale et. Müdahale et. Sen buraya. Sen buraya. Look at Danning. Look at that. Ready. Ready.
Sterling then. Beautiful. Canning. Öldür şunu. Ben zaten düelloya gir diye bir şey söylemedim ki. Düelloya girmesini istemedim ben. İstemedim aziz kardeş. İstemedim. Today we humbled our foes. 47 altın kazandık. 14 kahramanlık kazandık. They fought and lost. That is enough. Go. Deliver news of your defeat. Zaferin tadı. Artı 30 askeri erzak, artı 5 moral, ulus çapında. Sun Jian eve gidiyor ancak tehditler devam ediyor. Yakındaki Liu Biao'ya karşı dikkatli olun diyor. Evet, şurayı ele geçmem istiyor. Lan Jiang. Gelecekte pek çok zaferin ilki, herkesin çekindiği bir olacağım. Koleksiyonun kaosu durduramıyorum. Fakat bu kaosu bir başıma durduracağım, onları göstereceğim. Koleksiyon kurulmuştu. Dong Zhuo'yu durdurmak için. İşte Yuan Shao, Sa Sao. Bunlar koleksiyon kurdular. Ama dağıldı bu koleksiyon. Koleksiyon dağıldı. Şimdi buraya saldıracağız. Sarayımıza bakalım. Bir tane şansölye atamamız gerekiyor. Şansölye baş sivil memur. Atanan ilk bakan. Sizden sonra saray hiyerarşisinde en yetkili kişi. Yani bizden. En güvendiğimiz adamımızı koymalıyız oraya. Şunu koyacağım. Evet. Böyle. Qingpu. Aksesuarlar. Şu verilebilir. Sun Jian'a mühür vereceğim. Yeşim mühür, imparatorluk mühürü. Yeşim imparatorluk mühürü. Artı 25 itibar veriyormuş. 10'da otorite veriyor bana. Mühürü verdim. Takipçi olarak. Asayiş için şundan. Güzel. Şurada ne varmış? Eyaletimiz nerede ki bizim? Vilayetimiz nerede? Vilayetimiz burada. Komandanlık. Buraya bir inşaat yapalım. Ne gerekiyormuş bize burada? Asayişimiz 0. Artı 2 şeklinde artıyor. Nüfus artmıyor. Nüfus duruyor şu an. Gıda duruyor. Yani biz gıda arttıran bir bina yapabiliriz. Nüfus arttıran bir bina yapabiliriz. Para arttıran bir bina yapabiliriz. Asayiş arttıran binaya gerek yok. Zaten asayiş artıyor. Artı 2 artı 2 şeklinde artıyor. Biz ne yapalım? Yapabileceğimiz bir taşra tahsildarı yani vergi tahsilatı
bölgesi var. Askerlik çağrısı. İnşallah Teala. Toprak gelişimi, nüfus artışı, gıda üretimini arttırıyor. İnşallah Teala. Gıda üretimi artsın, nüfus artışı da artsın, biraz para da arttırıyor. Bu çok güzel bir şey. Güzel. Devlet atölyeleri neymiş? Sanayi. Toprak gelişimine yöneleceğim ben. Toprak gelişimi. Çok önemli bence toprak gelişimi. Ne anlama geldiğini de buradan görebiliyoruz. Bu arazi bolca potansiyele sahip. Mahsul verimini arttırmak ve ticaret pazarları barındırmak için geliştirilebilir. Ne olduğunu anladınız arkadaşlar. Okuduk şimdi. Başka şehirlerim, bölgelerimiz de var. Bakın mesela bu neymiş? Kasabaymış mesela bu. Bak, kumandanlığın yönetimi, kumandanlığın yönetim ve ekonomi merkezi. Nüfusun büyük çoğunluğunun evi. Bunun ne olduğunu öğrenmiş olduk bakın. Posta durağı neymiş? Yorgun seyyahların dinlenebilecekleri, çay içebilecekleri bir yer için cömert ödemeler yaparlar. Onunla dinlenirken tefekkürden çok şey öğreneceğiz. Onu da öğrendik. Şimdi atama yapılabilir. Atama yapacağım ama onu bana oyun görev olarak verecek ileriki turlarda. O yüzden bekleyelim. Garnizon ne kadarmış burada? Garnizon az var. Diplomasi de çok önemli. Şimdi kimlerle savaşacağız falan. Dikkat edin. Şu mesela Liu Biao varmış burada. Liu Biao. Buna dikkat etmemizi söyledi oyun bize. Bu bize saldırmayı düşünüyormuş. Diplomasi çok önemli. Etrafımız kıpkırmızı. Çoğu bize düşman. Han hanedanı da var. Buralarda hanlar var. Simeo o da düşman. Yuan Shu ile ilişkilerimizi geliştirebilirmişiz. Saldırmazlık anlaşmasını kabul etmiyor. Şu an yapacağımız bir şey yok onunla. Manipülasyon da yapamıyoruz. Sağ sağ olsaydık manipülasyon yapardık. Sağ sağ çünkü çok kurnaz bir diplomat. Kurnaz bir stratejist. Sağ sağ yönetmediğimiz için öyle manipülasyonlar yapamıyoruz. Manipülasyon şey demek yani etkilemek, hakimiyeti etkilemek anlamında. Bize karşı bakışını çok iyi baktırmak anlamında. Şu an reform açamıyoruz şu an. Memnuniyet düşük diyor. Şimdi şurayı ben bir ele geçireyim. Ama bu bölümde olmayacak. Burayı bir dahaki bölümde ele geçireceğiz. Vaktimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sanjian'la amacımız şurayı almak, şurayı almak, şurayı almak, şurayı almak, şurayı almak. Şöyle bir büyük bir Cenk Bey haline gelmeye çalışacağız. Liu Biao bize saldıracak. Onunla da kapışacağız zaten. Yuan Shu yanıma çekmeye çalışacağım. Bu şekilde bir siyaset güdeceğiz. Karakterlerin morallerine bakmamız lazım. Tabi onlardan morali düşmesin. Onlara da görevler vereceğim zaten. Vereceğim. Zaten şuna verdim. Şansölye yaptık bunu. Diğerlerine de görevler verilecektir. Bir dahaki şeylerde. Tamam. Bunu ekleriz. Bak uzmanlık ve inşaat süresi. İnşaat maliyetine falan düşecek uzmanlığı arttırınca tabi. Bunu ben kumandanlığa şey olarak koyarım. Görevli olarak koyarız. Bakın şey kumandanlığı yöneten kişi olarak koyarız bunu. Bir dahaki turlarda.
Bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.